Şimdi 4 oturumumuz var. İlk oturumumuz genç meslektaşlarından ve Taş Müzade Projesi'nin müdavimlerinden olan Sami Turan Erel. İkincisi Vahit Amin İngiltere'den katılıyor. Üçüncüsü Sami Arslan Fatih'ten Mehmet Üniversitesi'nden ve Ahmet Kamil Can hocamız da Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden. İlkinden başlayalım. 15'er dakikamız var. Misafirimizin 20 dakikası var. Tamam mı? Onlara özel muamele yapıyoruz. 15 dakikada bize, bu konuda sert olduğunu biliyorsun. Evet. 15 dakikada bize yaptığın çalışmanın özetini aktarırsan, paylaşırsan memnun oluruz. Buyur. Teşekkürler hocam. Değerli hazırımı saygıyla selamlıyorum. Pazar gününün bu erken saatinde geldikleri için herkese teşekkür ediyorum. Benim konum Taşköprüzade'nin İlimler Tasnifi'nde yazdığı eserlerden biri olan Es-Saadetül Fâkira Fî Siyâdetil Âfira. Ve bu eseri merkeze alarak onun İlimler Tasnifi anlayışını diğer eserleriyle de biraz karşılaştırma yaparak ortaya koymaya çalışacağım. Zannediyorum öncelikle şuradan başlamak lazım. Yani İslam düşüncesinde, ilimler tasnifinde genelde iki ana damar olmuştur. Bunlardan biri felsefi tasnif geleneği, diğeri dini tasnif geleneği. Felsefi tasnif geleneği, akli bilgiyi, nazari bilgiyi, varlık hakkında kuşatıcı ve kesinlik bilgiyi veren bilgiyle özdeşleştirmiştir. Ve bu felsefi tasnif geleneğinin genel tavrı, dini ilimler karşısındaki genel tavrı da dini ilimlerin hakikatin hissi formda, duyulur formda ifade edilmiş şekli ve bu yöndeki, yani bunun altındaki ilimleri de bunu anlamaya yönelik çabalardan ilişkin görerek Farabi'de olduğu gibi söz gelimi ameli ilimler arasında kabul etmişlerdir. Dini tasnif geleneğinde de şer'i, gayri şer'i ayrımı yapılarak genelde felsefi ilimler bir tür araçsallaştırılmış, dünyevi ilimler kategorisinde kabul edilmiştir. Taşköprüzade'nin ilimler tasnifinde 4 ayrı eser kaleme aldığını görüyoruz. Bunlardan biri Er-Risaletül Camia, Libasfil Ulumin Nafia, bu dışarıda da sergilenen, neşredilmiş eserlerden biri. Bir diğeri Es-Saadetül Fâkira Fî Siyâdetil Âhira. Bir diğeri Miftahus Saade ve Misbahus Siyâde Fî Mevzatül Ulum. Ve dördüncüsü de Medinetül Ulum. Taşköprüzade'nin burada dini tasnif geleneği ve felsefi tasnif geleneği dediğimiz bu iki farklı yaklaşımdan Er-Risaletül Camia'da dini tasnif geleneğini, diğer üçünde de felsefi tasnif geleneğini benimsediğini görüyoruz. Ve kendi içindeki tasnif sistemine baktığımızda da Er-Risaletül Camia'da koyduğu tasnif sistemi, Saadetül Fâkira'da, Miftahus Saade'de ve Saadetül Fâkira'da koyduğu tasnif sistemi, Miftah ve Medinetül Ulum'da koyduğu tasnif sistemi şeklinde 3 ayrı tasnif ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Yani Medinetül Ulum'da Miftahus Saade'de aynı tasnifi benimsiyor. Özeti olduğu için Medinetül Ulum. Şimdi Saadetül Fâkira'yı biraz içeriğini tanıtmak istiyorum. Burada Taşköprüzade en başta ilimleri, alet ilimleri, nazari ilimler, kendisinin tabiriyle itikadi ilimler ve ameli ilimler şeklinde 3 kısımda topluyor. Alet ilimlerinin altında lafsi, Arabi lafsi alet ilimleri ve manevi alet ilimleri şeklinde temelde ikiye ayırıyor. Arabi lafsi ilimleri de kendi içinde söze ilişkin ve yazıya ilişkin şeklinde ikiye ayırıyor. İtikadi ilimlere baktığımızda itikadi ilimler kendi içinde şer'i ve felsefi şeklinde ikiye ayrılıyor. Ameli ilimler de kendi içinde yine şer'i ve felsefi şeklinde ikiye ayrılıyor. Burada Taşköprüzade'nin yani
nazari ilimlerin ve ameli ilimlerin altında şer'i, gayri şer'i, daha doğrusu şer'i ve felsefi şeklinde bir ayrım yapması onun bu tasnifindeki en özgün yanlarından biri. Aynı durum Miftah'ta da zaten görülüyor. Buradaki, aslında onu en sonunda söyleyebilirim. Şimdi bu esere baktığımız zaman içeriğine, Taşköprüzade'nin burada iki temel kaynaktan faydalandığını görüyoruz. Birisi Molla Lütfi'nin Mevzuatül Ulumu, diğeri de İbn-i Ekfani'nin İrşadül Kasıdı. Vaz ilmindeki verdiği bilgilere bakılırsa Molla Lütfi'nin bu esere, yani Mevzuatül Ulum'a kendisinin yazdığı haşiye olan bir diğer adıyla El-Mesalibül İlahiye'yi de gördüğünü söyleyebiliriz. Burada kaynaklığı itibariyle baktığımızda Seadetül Fakira'nın dil ilimleri ve şer'i ilimler kısmında daha çok Molla Lütfi'den, felsefi ilimler kısmında da İrşad-ül Kasıt'tan faydalandığını görüyoruz. Taşköprüzade her ilmi ele alırken bu eserde iki kısımdan oluşturuyor. Yani ilim, ilgili ilim hakkındaki tanıtıcı bilgiler, yani o ilmin konusu, ilkeleri, amacı, faydası gibi hususlar ve o ilimde yazılmış temel kitaplar. Bunlardan birinci kısımda, yani ilmin tanıtılmasında bu bilgiler Molla Lütfi'de bulundukça Ekfani'ye bakmıyor, İbn-i Ekfani'ye bakmıyor. Genelde Molla Lütfi'ye bağlı kalıyor. Fakat tabiat bahislerinde de içerikte İbn-i Ekfani'den faydalanıyor. Burada bir benzerlik görülüyor. Tıpkı İbn-i Ekfani'deki gibi alet ilimleri, nazari ilimler ve ameli ilimler şeklinde ayırıyor ilimleri, tasnif ediyor. Ayrıldığı noktada az önce bahsettiğim gibi bu nazari ve ameli ilimlerin her birinin altında şer'i ve felsefi şeklinde bir ayrım yapması. Burada Taşköprüzade'nin yani felsefi ilimler kısmında özellikle İbn-i Ekfani'den de içerikte faydalanması, felsefi ilimler kısmını İrşad-ül Kasıt'tan ayırt edilemez hale getiriyor zaman zaman. Şimdi Er-Risaletül Camia ile karşılaştırdığımız zaman Seadetül Fakira felsefi bir tasnifi benimsemesi yönüyle ondan ayrışıyor. Yani Er-Risaletül Camia'da Taşköprüzade ilimleri tasnif ederken Nahl Suresinin 25. ayetine dayanıyor. Bu ayet de şöyle: اُدْعُوا اِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِضَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنِ. Buradaki hikmetin altına usulü din, fıkıh usulü, fıkıh ve tasavvuf ilimlerini koyuyor. Güzel öğüt denen El-Mev'idatil Hasenet'in altına da halka dinin anlatılmasında kullanılan bazı hikayeleri, kıssaları içeren vaaz ve tezkir ilmini ve Cadilhum Billetihi Ahsen kısmında da kelam ilmini yer veriyor. Bu tasnife baktığımız zaman yani faydalı ilimler ve faydalı ilimlerin dışında kalan ilimler şeklinde ikili bir ayrım görüyoruz. Burada faydalı ilimler dini ilimlerle özdeşleşmiş durumda. Onun dışındaki ilimler de kendi içinde faydalı ilimleri destekleyen ilimler, yani dil ilimleri ve mantık ilimleri gibi, ya da insanın günlük hayatını düzenlemeye katkıda bulunması yönüyle faydalı ilimlerle ilişkili olan ilimler. Bunlar mesela namaz vakitlerinin ayarlanmasında işte astronomiden faydalanılması, vasiyet ve miras konularında matematikten faydalanılması gibi. Bu eseri en başında da kendisinin belirttiği gibi en üst seviyede olgunluk ve kemali elde etmek isteyenlere ve ihlaslı kimselerden olmayı arzu edenlere yazdığını söylüyor. Onlara bir irşat, bir yol gösterici olarak. Burada en başta da söylendiği gibi yani şer'i ilimlerin dışındaki ilimleri, yani felsefi ilimleri araçsallaştırdığı görülüyor.
Miftahü Sade ile Medinetül Ulum'daki tasnife baktığımız zaman Taşköprülüzade burada varlık kategorilerini esas alıyor. Yani yazıda varlık, sözde varlık, zihinde varlık ve hariçte varlık. Bu tasnifte yani hariçte varlık kendi altında nazari ve ameli şeklinde ayrılıyor ve nazarinin altında şer'i felsefi, amelinin altında yine şer'i felsefi. Şimdi bu Miftah'la Medine-i Ulum arasında, Miftahü Sade ve Medine-i Ulum'la Saadetül Fakir'e arasında bir karşılaştırma yaptığımız zaman karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Yani Saadetül Fakir'de alet ilimlerinin altında Arabi lafzi alet ilimlerini sayıyor dedik ve manevi ilimleri sayıyor dedik. Arabi lafzi alet ilimlerinin altında iki başlık sayıyordu. Birisi yazıya ilişkin, bir diğeri söze ilişkin. Yani bunlar, buradaki alt başlıklar, Miftahü Sade ve Medine-i Ulum'da daha sonra üst başlığa taşınarak varlık kategorilerine göre dizayn edilmiş. Yani oradaki söze ilişkin Arabi lafzi ilimler sözde varlığa, yazıya ilişkin Arabi lafzi ilimler yazıda varlığa, manevi alet ilimleri zihinde varlığa, daha sonraki nazari ve ameli şeklinde ayırdığı kısımlar da hariçte, dış dünyadaki varlığa tekabül etmiştir. Miftahü Sade ve Saadetül Fakire'ye baktığımız zaman bu felsefi tasnif geleneğine esas aldığı bir ilimler tasnifi eseri olması yönüyle tabi İbn-i Lekfani'ye ve ondan önceki diğer tasniflere benziyor. Ama ayrıştığı nokta, felsefi tasnif geleneğinde insanın teorik ve pratik yönleriyle kemale ermesi ve belki Farabi'deki ifadeyle tecerrüt etmesi esas alınırken, yani zorunlu bir süreç varken bu yönüyle, Saadetül Fakire'de ilim ve amele sürekli vurgu yapılıyor. Bu yönüyle insanın ilmiyle amel edip ahlakını güzelleştirmesine dikkat çekiliyor. Hatta Saadetül Fakire'nin başında şöyle diyor: İlimden daha tatlı ve lezzetli azık, ahlakın güzelleştirilmesinden daha açık basiret yoktur. İlmin hülasası inanç, amelin hülasası ise ihlastır. Ancak bu ikisiyle kötü ahlaktan korunulur. Bir diğer husus, yani burada felsefi tasnif geleneğine de aynı zamanda sistematik itibariyle de Saadetül Fakire ve Miftah'ta karşı çıkmış oluyor. Aykırı bir şey benimsemiş oluyor. Yani aslında Saadetül Fakire'de ve Miftahü Sade'de nazari ilimlerin altına şer'i ilimleri yerleştirmesi Taşköprülüzade'nin aslında felsefi tasnif geleneğinin benimsediği hakiki ilim anlayışına bir tür operasyon olarak değerlendirilebilir. Yani burada aslında onun özgün kısmı. Yani dini ilimlerin de hakiki ilim, varlık hakkında kesin ve kuşatıcı bilgiyi verecek ilim olarak kabul etmiş oluyor. Bu Miftah'ta da Saadetül Fakire'de de böyle. Bu iki ilimde, bu iki ilimler tasnifi eserinde ortaya koyduğu ilim tasnifi itibariyle felsefi tasnif geleneğinden ayrıştığı gibi dini tasnif geleneğinden de ayrışıyor. Bunu da kelam ilmindeki ifadelerden görebiliriz. Yani dini tasnif geleneğinde genelde kelam ilmi şer'i ilimler arasında görülür. Hatta Gazali'de ifade edildiği gibi farz-ı kifaye ilimler arasında değerlendirilir. Ama burada Saadetül Fakire'de ve Miftah'ta sonsuzluğu, sonsuz mutluluğu elde etmeyi sağlayan bir ilim olarak değerlendiriliyor. Burada metafizik ilminin, ilmi ilahiyenin altında zikrettikleri biraz ilginç. Onlarla ben toparlayayım. Metafizik ilminin altında Miftahü Sade'de metafiziğin alt dalları olarak ilmi marifetin nüfusul insaniye, ilmi marifetil melaike, ilmi marifetil mead, ilmi emmaretin nübüvve
başlıklarını zikrediyor. Yani bu aslında İbn-i Sinacı metafiziğin alt başlıklarına da benziyor şeklinde değerlendiriyor bu konuda tez hazırlayan Selim Çınar. Ama Seadetül Fakire'ye baktığımız zaman metafiziğin altında tasavvuf ilmini zikrediyor ve tasavvufun alt dallarını zikrediyor. Burada İlmül Fena vel Beka, İlmül Züht vel Vela, İlmül Berza, İlmül Ahira, İlmül Cefir vel Kaza ilimlerini zikrediyor. Bu yönüyle de Seadetül Fakire'de orijinal bir tasnif ortaya koyuyor. Yani aslında önceki oturumlarda, dün de zikredilen vahdet-i vücut geleneğine olan temayülünün de bir tür yansıması olarak değerlendirilebilir bu. Netice itibariyle Taşköprülüzade, yani şunları söyleyebiliriz. Taşköprülüzade ilimler tasnifiyle bu alanda 4 ayrı eser ortaya koyacak derecede ilgilenmiştir. Ortaya koyduğu ilimler tasnifinden bir kısmı, daha doğrusu bir tanesi dini tasnif geleneğine, diğer üçü felsefi tasnif geleneğine aittir. Bu esere baktığımız zaman Seadetül Fakire'ye iki temel kaynak çıkmakta, biri Molla Lütfi, diğeri İbn-i Ekfani'dir. Ve Seadetül Fakire'de ortaya koyduğu ilimler tasnifi, Miftahus Sade ve Medinetül Ulum'da ortaya koyduğu ilimler tasnifinin temelini teşkil etmiştir diyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Evet, Sami Bey'e biz de teşekkür ediyoruz. Hep bütün tüm temeller bittikten sonra ben bir genel değerlendirme yapacağım. Şimdi araya girmek istemiyorum. İkinci konuşmamız Vahid Emin. Bize İbn-i Sina ve zihinsel varlık teorisi Fahrettin Razi'den Taşköprülüzade'ye adlı bir sunum sunacak İngilizce olarak. Zor bir konu ama önemli bir konu çünkü Taşköprülüzade ayrı bir metin yazıyor bu konuda. Okey, Vahid Emin. You have, yeah, of course. You have 20 minutes, okay? Good morning, everyone. My talk is in English, so if you don't understand English, I don't expect you to suffer during these 20 minutes. If you want to go to the toilet or bathroom, please feel free to do that. 20 minutes is a very short amount of time, and I prepared a very long and lengthy paper. So I will try to summarize some of the details here. I will begin by reading the introduction from my paper, and then I will go to the slide, because I think that will speed things up. In addition to his widely renowned distinction between the essence of a thing and its existence, a significant aspect of Ibn Sina's solution to the ancient problem whether or not universal exists also relies on a careful understanding of what exactly is meant by the term existence, wujud. Since according to him this term is used ambiguously, al-wujud min al-asma al-mushakkika, to refer to a variety of modes of existence, Avicenna championed a type of conceptualism in which universal meanings are said to have a purely mind-dependent existence. This existence, although being deprived of the fullness of external being, is nevertheless a veritable mode of existence in which certain types of abstract objects are given an athubut within the mind of the knower. Existence, according to Ibn Sina, cannot simply be reduced to objects of real existence, things around us in the physical universe, but must be a notion which is sufficiently flexible to accommodate a realm of abstract entities whose character of existence is purely mental. Such a view is known to the later Islamic tradition as the theory of mental existence, al-wujud al-dhihni, and is a well-renounced and is a well-rehearsed response to the problem of universals and the problem of speech concerning objects which do not exist in the external world, al-ma'dum. But apart from being a neat solution to problems of disontology, Ibn Sina expands the scope of such a mode of ontology to provide a full account of our knowledge in general. Ibn Sina, in other words, argues that all of our knowledge is the existence which the forms of things have in our minds.
For a number of reasons, this philosophical account of knowledge is problematic. It contradicts the early kalam view of knowledge, which is based on a ta'alluq, or a relationship that exists between the knower and the object of knowledge. And perhaps for this reason is severely criticized by Fakhruddin al-Razi. Al-Razi's attack on the conceptual theory of knowledge advanced by Ibn Sina and al-Farabi ignores on the one hand the problem of universals, and on the other hand the seeming quasi-existence afforded to non-existence in Mu'tazili thought. And he himself self-avows a version of Platonic realism, and this is most apparent in his work Kitab al-Mulakhas. The theory of mental existence is rescued partially by figures like Nasir al-Din al-Tusi and Qutb al-Din al-Razi, but the debate over this subject is one of the most hotly contested topics in later Islamic philosophy throughout the later medieval period. Now, arguably one of the most penetrative studies and well-balanced presentations of this debate is found in the hitherto largely underappreciated figure of the 16th century, the Ottoman scholar Isam ad-Din Ahmad ibn Mustafa Tashkubrazadeh, died 1561, in his remarkable work Ash-Shuhud al-Ayni fi Mabahith al-Wujud al-Dihni. The following paper provides a summary of its main contents, Tashkubrazadeh's own contribution to this important topic of post-classical Islamic philosophy, as well as an archaeological recovery of the major texts and personalities which have all informed its authorship, thereby situating Tashkubrazadeh within the wider post-Avicennan tradition in general and the more acute reception of his commentators' views within Ottoman intellectual history. I will begin by first presenting a brief outline of Tashkubrazadeh's description of mental existence and the proofs he gives from previous scholars for establishing the reality of this mode of being. This will then be followed by a quick look at some of the counter-arguments and objections to mental existence, all of which are taken from works authored by Fakhruddin al-Razi. The main part of this paper, however, is devoted to one of the proofs mentioned by Tashkubrazadeh for the necessity of mental existence, which, as he himself admits, is taken from Tajrid al-I'tiqad of Nasir ad-Din Tusi and the commentaries by Isfahani and Ali Qushji. According to this proof, mental existence is necessary in order that a certain type of propositions known as essential propositions, al-qadaya al-haqiqiyya, be counted among the legitimate divisions of demonstrative proposition. There is thus, according to Tusi and Tashkubrazadeh, a reciprocal relationship between mental existence on the one hand and the validity of essential propositions on the other. Because of mental existence, there are such things as essential propositions, and because essential propositions are apodictically true, there must be such a thing as mental existence. Now, all of this is in the paper. It's not all going to be possible to discuss this morning. Before I turn to Tashkubrazadeh himself, I want to give a general outline of this theory within the writings of Ibn Sina, and I'll spend maybe a couple of minutes on this. Ibn Sina believed that all forms of knowledge, apart from self-awareness, are ontologically speaking equivalent to the existence which intelligible forms have in our minds. It is because the forms of things in external reality have somehow entered our inner cognitive world that we have any knowledge about the world outside. How this happens is a question that Ibn Sina treats in Ilm al-Nafs, psychology. They're explaining that the rational soul, while employing the external senses of the body, is capable of abstracting, the key word here is tajrid, external realities into various chambers of the mind, eventually raising them to the level of pure understanding, which I'm translating here, ta'aqqul. At which point the cognitive subject, al-mudrik, has now acquired knowledge of the object of knowledge in their pure essences, mahiyat. This essence, he explains elsewhere in his Metaphysics, is the same reality as that which occurs in external things themselves, except that now, when it has become an object of knowledge in the mind, it has taken on a different mode of existence. In other words, an essence or nature or quiddity that first begins its existence in individual things themselves is transitioned by means of various psychic faculties from external reality into the mind, from something that bears the fullness of actual existence to something that is now its imitation, the latter of which, he says,
depending on the nature of abstraction, is identical with different degrees of knowledge. Ibn Sina employs the language of abstraction to describe not only how we acquire our knowledge, but also to describe what is happening from an ontological perspective when we acquire knowledge. Abstraction, therefore, for Ibn Sina, not only describes the successive stages through which the forms of things pass as they get raised to higher degrees of knowledge, from sensation to pure understanding, but also describes the ontological movement a form takes from material existence to immaterial existence. For it is only when the form is acquired through sensation, is completely detached from matter and the attachments of matter, that it can be said to be fully abstracted into mental reality. The theory of mental existence which Avicenna advocates is problematic from the perspective of the Mutakallimin. And one of the reasons why wujud al-dhihni is such a contested topic in later Islamic thought is because it is connected to other themes within the system of the philosopher. So, wujud al-dhihni relies on a particular view of natural philosophy. When we talk about intelligible forms within the mind, we're also talking about a hylomorphic constitution of nature, of matter and form in external objects of reality, especially material objects. Now, as all of you are well aware, the earlier Mutakallimin did not adopt hylomorphic language. They adopt an atomistic scheme in which the realities of the external world are atoms and accidents. So to speak about forms is already somewhat of a problem. The second problem with wujud al-dhihni is that it is, if you advocate this theory, it is at the same time a proof of the soul's immateriality, tajridun nafs. And this, again, according to the earlier mutakallimin, is problematic because they held the opinion that everything that exists ma siwa Allah, other than God, is in somehow or in some way connected to matter or to the body. So you can see that mental existence as a theory of knowledge has an implication on your natural philosophy and also a very profound and important implication on how you interpret haqiqatul insan, the nature of the soul itself. So it's unsurprising, therefore, in my opinion, that a thinker like Fakhruddin al-Razi, who was able to see the connections that wujud dhihni could have with all these other themes within Islamic philosophy, how it is problematic within traditional kalam. Another very important topic regarding wujud al-dhihni is also Ibn Sina's claim that all knowledge is in some way the possession of an immaterial form. Now, immaterial forms at the level of ta'aqqul are universals. This is a very important point because it leads to a particularly negative consequence in theology. Because if the knowledge of God himself is somehow the possession of these intelligible forms, then the limit of God's knowledge has to be restricted to universal entities. And this, of course, is a very famous Ibn Sinian claim. Fakhruddin al-Razi, however, cannot accept this as a traditional mutakallim, and therefore advocates a different theory of knowledge from Ibn Sina in order to preserve God's comprehensive knowledge of universals and particulars. And that will be the notion of the idafa. From another perspective, Ibn Sina's theory of abstraction can be seen to map directly onto his ontological distinction between essence and existence. An essence, argues Ibn Sina, in and of itself, is neither existent nor non-existent. It has a two-way possibility to adam and wujud. And by formulating this distinction between essence and existence, the word existence here, according to Ibn Sina, is not just external existence, it also includes mental existence. So Ibn Sina argues that an essence can exist in the external world and it can exist in the internal world. But the question now becomes, what are the proofs for this dual distinction between external existence and mental existence? Or more precisely, what is the proof that quiddities or essences can have a mental existence? And Ibn Sina himself only provides one formal proof that there is
such a thing as mental existence. And this passage from the Isharat, which is in the third namat, fasal number 7, he says, إِدْرَاكُ شَيْءًا تَكُونَ حَقِيقَتَهُ مُتَمَثِلَةً عِنْدَ الْمُدْرِكِ. And then he continues to provide some examples as to why knowledge must be tamathul, mental representation. And he gives the example of al-ashkal al-handasa. Dr. Fazli Agra will know this better than I do. And that is that ideal mathematical forms and shapes have no external reality whatsoever. We're talking about ideal objects of abstract entities. And these things, because they are axiomatic within geometry and Euclidean geometry, they have to be true. When I say a triangle has three sides, this is axiomatically true, but where is this ideal triangle? According to Ibn Sina, it is only because of its tamathul within the mind, and that's his proof of mental existence. And all subsequent debates within the history of Islamic philosophy, they revolve around this passage of the Isharat. I want to turn to Tashkub Razadeh, because Tashkub Razadeh provides four formal proofs for mental existence. And the first thing he does is distinguish between what is meant by extramental existence and mental existence. I won't read the passages, but just summarize very quickly. External existence is when an essence, such as the essence of fire, produces the characteristics which it has in the external world. So an external fire, if you put your hand in it, it will burn you. It produces the effect of burning. But according to the advocates of mental existence, this fire, this mahiyatun nar, has an existence in the mind. And when you think about the fire in your mind, thinking about fire in your mind is not going to make your mind hot. It's not going to burn your mind. So this is what we mean when we say an essence has a mental existence. It is the essence of fire within your mind, not producing those external properties and effects. Now, this is the one that is, of course, the one that is up for discussion. Does the essence of fire have a mental existence or not? According to Fakhruddin al-Razi, it cannot have a mental existence. And he provides various arguments, which, unfortunately, time does not permit us to look at. But these are the four proofs that Tashkub Razadeh provides. He says, the first proof is that we are able to make affirmative statements about non-existent objects. And this is very similar to Ibn Sina's argument in the Isharat. The second is that we are able to conceptualize universals. And this again has an Avicennan root, because unlike the Platonists, who believe that Platonic forms exist in the external world, Ibn Sina rejects that Platonic realism. And that's why I said earlier that he champions a type of conceptualism in which universals are purely mental. The third one is a very important proof, and it's based on a type of proposition which we'll discuss shortly. And the fourth one is that it is impossible for there to be a relation to non-existent objects. I'll just very quickly go through these, because number three is not in Ibn Sina. 1, 2, and 4 can all be found within the writings of Ibn Sina. But number three is very important for historical reasons, and that is because it is put forward as a theory, an argument in favor of mental existence after Fakhruddin al-Razi. So after Fakhruddin al-Razi has attacked the theory of mental existence, when this argument is put forward, it will have to be stronger than all the counter-arguments produced by Fakhruddin al-Razi. So historically, that's the one that's very important. So number one is that we can make statements about non-existent objects. Now, this is just a very well-rehearsed thing in the philosophy of language. And that is, if something doesn't exist, there's no way you can talk about it. Speech is impossible about nothing. So when I say al-ma'dum al-mutlaq la yukhbar anhu, that what is absolutely non-existent, we cannot talk about it, there's a paradox here, because I am talking about it. So according to philosophers like Ibn Sina, when we are actually talking about non-existent objects, we have to be talking about something. And that something, because by definition non-existent does not exist, it has to exist somewhere. But because it doesn't exist out there, it has to be in our minds. And this is based on a
qaida falsafiyya, on a philosophical principle which is known as qaidatul far'iyya, which is thubutu shay'in li shay'in mutafar'un li thubutil muthbit lah. And that basically means that whenever you make an affirmative statement about something, that something which you are talking about has to exist. You can't talk about something that doesn't exist. And the example there is al-adam al-mutlaq muntani al-wujud. This is a true statement. It's a true statement. That which is absolutely non-existent is impossible of existence. But how and where does it exist? The answer is in mental existence. The second proof is the one which is based on universals, and just very briefly, the term universal in Islamic philosophy is min al-alfad al-mushtaraka. It means different things according to Ibn Sina. And when we say that the universal can only exist in the mind, we're talking about definitely al-kulli al-mantiqi, the logical universal concepts like no, genus, fossil, things like that, but also the mental universal, which is a combination of the essence of something and the property that it can be predicated on many numerous things. And this is part of Ibn Sina's argument against the Platonists. So he concludes that al-kulli al-aqli mawjood fi dhihn faqat, that is only existent in the mind, cannot exist outside of the mind, and therefore mental existence must be true. Number four, I'll skip over that because it's very similar to arguments one and two. Argument one was based on conceptualization, that when you talk about something, you have to conceptualize the subject. Argument number two was based on judgment, that whenever you make a judgment, the subject has to exist. So it's a combination of tasawwur and tasdeeq that is happening in number four. The one I want to look at in the last 2 or 3 minutes is this third proof that is given by Tashkub Razadi. And the origin of this proof comes from the Tajreed of Nasiruddin Tusi. Now this is very important because Tusi comes after Fakhruddin al-Razi. So he's familiar with all of the criticisms of Fakhruddin al-Razi, and then he makes this statement. He says, لَوْلَا الْوُجُودَ الذِّهْنِي لَبَطَلَةِ الْحَقِيقِيَّةِ. So it's a conditional statement. You have the antecedent and you have the consequent. And what it's saying is that if it were not for mental existence, the essential proposition would be false. Now, the implication there is you cannot reject the essential proposition. If you reject the essential proposition, you're going to destroy the foundation of all of the Burhani sciences. And so if you really want to reject mental existence, you're going to have to really throw away the concept of science altogether, which is obviously quite important. When we make a statement such as every J is B, there is a big debate in the post-Avicennan tradition, authors like Qatibi and Qutb al-Din al-Razi and many other figures, on how we understand every J, kullu jin. And Fakhruddin al-Razi provides a very clear interpretation in his mulakhas. He says this kullu jim, every J, can be either understood as every J in the external world is B, or every J in its essence is B. So to give you an example, if I make the statement, every triangle has three angles, the sum of which is equal to 180 degrees. This every triangle at the beginning of the statement could either be understood as every triangle in the external world has three angles that add up to 180 degrees, or every triangle in its essence has three angles that add up to 180 degrees. The problem here is that if you understand the statement as if it were saying something about external triangles, then hypothetically speaking, what would happen if there were no triangles in the external world? Now the issue here is moving on to another very important debate, and that is the issue of truth and mutabaqa. If you make the statement an external one, then the truth of the statement has to depend on the external existence of triangles. But we all know that if there are no triangles at all in the external world, it is still true that every triangle has three angles which equal to 180 degrees. So obviously the one that the philosophical sciences will use is this one. Every J is essentially B. The conclusion of this is that the only place in which you can consider J essentially, which is not, in which you do not take the consideration of wujud al-khariji nor wujud al-dhihni,
is if you abstract the subject in the mind. You have to posit it in al-fard al-aqli. And that is why if you reject mental existence, you are not going to be able to establish the third proposition. And that is the proposition which is used in all of the ulum al-burhaniya, in the demonstrative sciences. Now, Tashkhu Brazadeh provides a wonderful explanation of these very difficult topics, and then moves on to the subject of Nafs al-Amr, which I know people have touched on already. And I'm very glad to hear that there is a plan to publish the Wujud al-Dhihni in a critical edition. So it's a topic that is discussed very at great detail in the later Islamic tradition. And of all the treatments that I have, I mean, I did my PhD on Wujud al-Dhihni. Of all the treatises and the subjects that have, or the books that have been written on this subject, I have yet to find one that is more clear, more concise than the one that was written by Tashkhu Brazadeh. Thank you very much. Evet, biz de Vahit Emin'e teşekkür ediyoruz. Kendisi söyledi, bizim Tashkhu Brazadeh atölyesinin en önemli metni Vücud-ı Zihni. Yaklaşık bir yılda okuduk bu metni zannediyorum. Değil mi? Bir yıl okuyup tartıştık. Ve ondan sonra zaten bu projeyi bir külliyat haline dönüştürmeye karar verdik. Şimdi gene de bunu bir söylersek pek itibar edilmez ama adı Müslüman adı olsa da yurt dışında olunca böyle bir İngiliz Üniversitesi, Amerikan Üniversitesi değil mi? Oradan bir olunca hemen şey yapılır, daha önemsenir. Aşağılık psikolojisi çok değerli olduğu için bizde. O açıdan hem doktora tezini bu konuda yapmış hem de doktora tezini yaparken konuyla alakalı en sağlam metni Tashkhu Brazadeh'in metni olarak görmüş. Bunu bir yere kaydetmiş olalım. Evet, şimdi üçüncü konumuz Sami Arslan Bey tarafından sunulacak. Sami Bey de Tashkhu Brazadeh'in yazdığı diğer bir tasdik metni olan Medine-i Ulumundan hareket ederek bilgi ve bilginin dolaşımını inşa eden kavramlar üzerine duracak. Biraz teknik bir sunum olacak sanırım. Buyurun. 15 dakika var. Eyvallah, teşekkürler canım. Tebliğ temel olarak iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde Medine-i Ulum'un yazılma serüveni ve muhtevası icmalen değerlendirilecektir. İkinci bölümde Tashkhu Brazadeh Ahmet Efendi'nin zihin dünyasına ışık tutacağını düşündüğümüz üç temel fiil grubuna değinilecektir. Bu üç grup tahsil, intikal ve telife dair fiillerdir. Bu fiil gruplarından seyahatin çeşitlerini gösteren intikal fiilleri ise tebliğde odaklanacağımız nokta olacaktır. 10 Kasım 1560'ta yani Tashkhu Brazadeh'in vefatından takriben 5 ay önce İstanbul'da tamamlanan Medine-i Ulum'un hangi tarihte yazılmaya başlandığına dair bilgimiz yoktur. Eser herhangi bir kimseye ithaf edilmemiş olup Miftah-ı Saade ve Misbah-ı Siyade'nin muhtasarıdır. Fakat Dibace ya da Mukaddime'de bu eserin muhtasar olduğu açıkça kaydedilmemiştir. Dolayısıyla müellif hangi saikle böyle bir ihtisarı imla ettirdiğine, ihtisarda nasıl bir yöntem izlediğine ya da Miftah'tan Medine'ye giden sürece dair herhangi bir izah yapmamaktadır. Bununla beraber Dibace'de eserin türünün muhtasar olduğunu işaret eden kimi kelimeler kullanılmaktadır. Ayrıca Tashkhu Brazadeh eserin farklı yerlerinde Medine-i Ulum'dan neyin ihtisarı olduğunu belirtmeksizin muhtasar diye bahsetmektedir. Ve nihayet Tashkhu Brazadeh'in oğlu tarafından Medine-i Ulum'un Bayezid nushasının zahriyesinde düşülen notta ise Medine-i Ulum'un Miftah-ı Saade'nin muhtasarı olduğu bu sefer açıkça kaydedilmiştir. Öte yandan Medine-i Ulum'un dibacesinden ve bir nushasındaki fera kaydından bu kitabın imla yoluyla vücut bulduğunu öğrenmekteyiz. Mesul fera kaydında eserin Taşköprülü Zade tarafından imla tarihiyle bazı ashabına dikte ettirildiği belirtilmektedir. Kayıtta geçen bu ashabın kimler olduğu, haftanın hangi günlerinde, günün hangi vakitlerinde ve nerede toplanarak bu eseri dikte ettiklerini ya da kimin dikte ettiğini bilmiyoruz. Fakat yukarıda bahsedilen Bayezid nushasının zahriyesinde Tashkhu Brazadeh'in oğlu Kemalettin Efendi tarafından düşülen notta ilk nushanın akıbetine dair bazı ipuçlarına vakıfız. Mezkur kayıtta oğul Kemalettin şunları söyler. Merhum pederim bu kitabı ama olduktan sonra dikte ettirmiştir.
Fakat dikte edilen bu nüshadan müstensihin pintiliği yüzünden uzun bir müddet kimse istifade edememiştir. Neyse ki aradan 40 yıl geçtikten sonra biz bu pintil müstensihin nüshasıyla mukabele edilmiş yeni bir nüsha bulduk. Ve birkaç arkadaş bir araya gelerek işte elimizdeki bu nüshayı o nüshadan istinsa ettirdik. Tüm bunlarla beraber eserin yer yer konuşma üslubuna kaçan havası, tereddüt bildiren ev atıf harflerinin sıkça kullanılması, bu konunun tafsilini ileride benden dinleyeceksin örneğinde olduğu gibi okuyucu ile iletişim aracı olarak yazı yerine zaman zaman sesi tercih etmesi, eserin sistematiğine dair mukaddimede verilen yanlış bilgiler ve eserin bazı yerlerinde göze çarpan iş düzensizlik, Medine-i Ulum'un imla tarihiyle kaleme alındığının ayrıca bir göstergesidir. Dolayısıyla tebliğ boyunca kullanılacak olan müellif, mümli anlamında, telif ise imla anlamında kullanılacaktır. Eserin içeriğine gelecek olursak, Medine-i Ulum'da Suyuti, İbni Esir, İbni Hacer, Es-Subki, Zehebi gibi alimler başta olmak üzere 30'un üstünde müellifin kitaplarına referans verilmektedir. Bu eserlerden başlıca rivayet kalıpları ise Kale, Kıyle, Reva, Ruye Anhu, Haka, Hukiye Anhu, Zekera ve Nakale'dir. Medine-i Ulum bir mukaddime, iki taraf ve bir hatimeden oluşmaktadır. Eserin neredeyse tamamını oluşturan birinci taraf 6 devhadan oluşmaktadır. Devhalar şubelere, şubeler de matlaplara ayrılır. Müellif bu taksimin esprisine dair bir bilgi vermez. Taşköprizade eserin muhtasar mukaddimesinde ise ilimlerin taksibini merat-ı vücut üzerinden yapmaktadır. Buna göre eşyanın yazı, dil, zihin ve ayn olmak üzere 4 varlık aşaması olduğunu kaydeden müellif, ilimlerden bu varlık kategorisinin ilk üçüne, yani yazı, dil ve zihne taalluk edenlerin âli ilimler, dördüncüsü olan ayna taalluk eden ilimlerin ise ya ameli ya da nazari ilimler olduğunu kaydetmektedir. Ameli ile nazari ilimleri yek değerinden ayıran ise ameli ilimlerin bizatihi maksut olmaması, buna karşın nazari ilimlerin bizatihi maksut olmasıdır. Ameli ve nazari ilimlerin her birisi de kaynağının şer ya da akıl olmasına göre şer'i ya da hikemi diye ikiye ayrılmaktadır. Birinci bölümdeki 6 devha şu şekildedir. Bir mukaddime ve 2 şubeden oluşan birinci devha yazıya dair ilimler, bir mukaddime ve 3 şubeden oluşan ikinci devha dile taalluk eden ilimler, mukaddimesi olmayıp 2 şubeden oluşan üçüncü devha makulat-ı saniyeden olup zihne taalluk eden ilimler, bir mukaddime 3 kısım 4 şubeden oluşan dördüncü devha ayna taalluk eden ilimler, bir mukaddime 4 şubeden oluşan beşinci devha hikemi ilimler, bir mukaddime ve 8 şubeden oluşan altıncı devha ise şer'i ilimlerden oluşmaktadır. Eserin hacim olarak neredeyse 20'de birine taalluk eden, tekabül eden ve ayrı bir mukaddimesi bulunan ikinci tarafta ise müellifin ilmi batın, ilmi hal, ilmi mükaşere ve ilmi hakaik diye tanımladığı tasfiye ilimleri ele alınmaktadır. Taşköprüzade'nin eserde izlediği yöntem ise şöyledir. Her bir devhada evvela ele aldığı disiplinin tarifini yapmakta, ardından sırasıyla o ilme ait mevzu, mebde, garaz, gaye ve faydasını açıklamaktadır. Daha sonra ise o disiplinde kaleme alınmış eserleri mufassal, mütevassıt ve muhtasar olmak üzere 3 kategoride tanıtmaktadır. Eserlerin tanıtımı sırasında eserlerin müelliflerinden de bahsetmekte, hatta bu müellif tanımları kimi zaman eser ve ilmin tanıtımında önde geçmektedir. İşte tam burada Medine-i Ulum Mevzuat-ül Ulum eseri olmaktan çıkıp adeta bir tabakat kitabına dönüşmekte ve sayfalarca biyografik bilgilere yer verilmektedir. Bu durum ise Taşköprüzade ahir ömründe Şakaik ile Miftah'ın Medine-i Ulum üzerinden yeni bir terkibini mi yapıyor sorusunu akla getirmektedir. Özellikle bu tür biyografik malumatın anlatıldığı yerler Taşköprüzade'nin zihin dünyasını ören kelimeleri de gözler önüne serer. Zira Taşköprüzade Medine-i Ulum'u oluştururken eseri baştan başa saran temelde 3 tür fiil grubundan hareket etmektedir. Taşköprüzade'nin dünyasında talebe hoca, seyahat ve kitaba karşılık gelen bu 3 tür temel fiil grubu tahsil, intikal ve telif fiilleridir. Bu gruptaki fiiller Medine-i Ulum'un konuları etrafında adeta atomlar gibi sürekli hareket halindedir. Nitekim onun zihin dünyasında bu 3 tür fiil grubunu karşılayan onlarca farklı fiil vardır. Örneğin bugün ilim tahsili için kullandığımız 3-5 farklı kelimeye karşın o akhade, semi'a, talebe, kar'e, tefakkaha, teeddebe,
neşe'e, sahibe, lazime, calise gibi en az 50 farklı kelime kullanmaktadır. İlmi seyahat için rahile, ade, dahale, cabe, istavtane, safere, cavere, intekale gibi yaklaşık 30'a yakın farklı kelime kullanan Taşköprülüzade, telif içinse ellefe, sannefe, cema'a, ketebe, emla, ihtesara, tekelleme gibi yine 20 kadar farklı kelime kullanmaktadır. Bu üçlü denklemi tamamlayan ve bu üçünü bir noktada buluşturan ise ilmi seyahattir. Onun seyahat için kullandığı intikal fiilleri ve dolayısıyla ilmi seyahat, tahsil ile telif arasında bir bağlaç, bağlaçtan da öte yüksek entelektüelliğin bir simgesidir. Taşköprülüzade neredeyse ontolojik bir durum arz eden bu simgenin eksikliği alim adayının olgunluğuna halel getirecek bir durumdur. Nitekim o Taftazani ailesini tanıtırken küçük torun Mesut Taftazani'nin ecdadı gibi ilimde yetkin olamamasını vatanını terk etmemesine bağlamaktadır. Taşköprülüzade'ye kulak verelim. Mahmut Taftazani'nin Mesut ilminde bir oğlu vardı. Mesut her ne kadar ilim tahsiline gayret ettiyse de ilmi kudrette dedelerinin seviyesine ulaşamayarak bazı nasihat ile iktifa etti. Çünkü Mesut ilim tahsili için vatanını terk etmemişti. Abdurrahman el-Curcani el-Nahvi de beldesini terk etmediği için hocalardan yeterince istifade edemeyenlerden birisidir Medine-i Ulum'da. Medine-i Ulum'da Abdurrahman el-Curcani şöyle takdim edilir. Nahide sadece Ebu Ali el-Farisi'ye talebelik yaptı. Zira o beldesinden dışarıya çıkmamıştı. Taşköprülüzade'nin nezdinde ideal bir ilim adamı İbnül Neccar el-Bağdadi gibilerdir. İbnül Neccar ilmin peşinde Şam, Mısır, Hicaz, Merv, İsfahan, Herat ve Nisabur arasında dolanıp durmuştur. O kadar ki İbnül Neccar'ın bu seyahatleri Taşköprülüzade'nin ifadesiyle tam 27 yıl sürmüştür. Medine-i Ulum'da sefer tutkunu olarak tanıtılan alimlerden birisi de Farabi'dir. Müellifin İlim için beldeleri gezip dururdu ve seferde olmayı, mukim olmaya tercih ederdi dediği Farabi, sırf bu seyahatleri yüzünden İsfahan'da bulunan kitaplarının çoğunu tevhiz edememiştir. Taşköprülüzade'de ilimde yetkin olmanın kaçınılmaz yolu işte bu seyahatlerdir. Onun seyahat için kullandığı ilginç fiillerden birisi bu durumu teyit etmektedir. Genellikle nesnesi Kabe olarak kullanılan tavaf fiili, Medine-i Ulum'da birçok yerde farklı bir şekilde karşımıza çıkar. Tavaf fiilinin nesnesi Medine Ulum'da şehirler olmuş ve vezni ise eylemin defalarca yapıldığını bildiren tef'il veznine dönmüştür. Tavvefel bilade, tavvefel ekalime ya da tavvefel afaka gibi. Yani o şehirden bu şehre dolanıp dururdu. Onun ilim tahsilinde zaruri bir ön şart olarak gördüğü bu hareketlilik modern öncesi dönemde coğrafi sınırsızlığı tamamlayan bir durumdur. Taşköprülüzade ilim tahsilinde merkezi bir yerde duran sefere çıkmanın, seferde olmanın adabından da bahseder. Buna göre ilim talebiyle yola koyulacak kişi, sefere çıkmadan önce evvela istihare namazı, daha sonra 4 rekat nafile namazı kılmalı ve ehl-i iyalini Allah'a emanet ederek bir cuma günü yola revan olmalıdır. Yolculuk esnasında hayvanına taşıyamayacağı kadar eşya yüklememeli, hayvanın yüzüne de vurmamalıdır. Ayna, misvak, sürme, tarak, boş şişe ve makas, Taşköprülüzade'nin seyahat esnasında yolcunun yanına almasını tavsiye ettiği 6 şeydir. Öte yandan, ilim tahsilinde bu kadar merkezi konumu olan sefer, doğumlara ve ölümlere de gebedir. Örneğin meşhur Müberret ve Zeccac'ın talebelerinden Merzuban, Rame Hurmuz yolunda doğmuş, Nahide Kisai'den sonra Küfe'nin en yetkin alimi olan Ferra ise Mekke yolunda vefat etmiştir. Bir sonbahar perşembesinde, ikindi namazından sonra, Erbil Muzafferiye Medresesi'ne doğan Vefayatül Ayan müellifi İbni Hallikan da böyle bir seyyah babanın oğlu olmalıdır. Sefere yalnız olarak çıkıldığı gibi arkadaş, talebe, hoca ve yakın akrabalarla da çıkılır. Örneğin Hanefi imamlarından Veki İbn Cerrah, Abdurrahman bin İdris ile sefere çıkar. Süreverdiğinin talebeleri seferde de hocalarının yanından ayrılmazdı. İbni Asakir'in metin ve senet toplamak için çıktığı yolculuklarda kendisini Es-Semani refakat etmekteydi. İlim tahsili için Herat'a giden Musannifek'in yolculuğuna kardeşi eşlik ederken İbnül Cezeri Musul'a babasıyla beraber gitmişti. Medine-i Ulum'da sefere yoldaşlık edenlerden birisi de kuşkusuz ki kitaplardır. Medine-i Ulum'a göre Katip el-İsbihani 30 cilt kitabı ile sefere çıkar. Kamus-ül Muhit müellifi Firuzabadi yanına birkaç yük dolusu kitap olmadan yola çıkmaz. Ebu Bekir el-Razi ise kitaplarının müsveddelerini dahi yanından ayırmazdı. Taşköprülüzade'nin
İbn-i Hişam'a atfettiği El-Mesailü Seferiye Finnahil isimli eser ise kimi eserlerin yolculuk esnasında kaleme alındığını akla getirmektedir. Kitap kimi zaman müderrisle yer değiştirir ve seyahatte yoldaş olmanın ötesinde seyahatin amacı olur Medine-i Ulum'da. Örneğin Şiraz'dan kalkıp binlerce kilometre uzaklıktaki Mısır'a, o da kendisini bin bir naz ve niyazla kabul edecek olan mübarek şahın yanına gelen Seyyid Şerif Cürcani'nin amacı Kutbüddin Razi'nin Şerhül Metarihini okumaktır. Şu halde kitap hem sefer ile ulaşılmak istenen, hem seferde kendisiyle beraber olunan, okunan ve hem de seferde kaleme alınan şeydir. Metinlerin ardında mekansal bir yolculuk olup metni mekana kardeş kılan sefer, bir açıdan kitaba ulaşmanın aracı iken diğer yandan kitabın telifin sebebidir. Sefer intikal fiillerinin bir örneğini ilim beldelerini dolaşıp durduğu ve sonunda vatanına rücu etti diye kendisinden bahsettiği Ebu'l-Hüseyin el-Farisi'den verelim. Ebu'l-Hüseyin Horasan'a vurud etti. Daha sonra birkaç defa Nisabur'a nüzul etti. Sonra Mekke'ye mücavir oldu. Ardından Gazze'ye avdet etti. Daha sonra ise Nisabur'a rücu etti. Ardından İsfera'ine intikal etti ve nihayet Cürcan'ı kendisine vatan kıldı. Bilgi ve bu bilgiyle donanmış olan bilginin dolaşımı bağlamında düşündüğümüzde sıradan bir gitme fiilinin bunca varyantıyla kullanılmasının bir anlamı olmalıdır. Dolayısıyla vurud etmenin nüzul etmekten, nüzul etmenin mücaveretten, mücaveretin avdet etmekten, avdet etmenin rücu etmekten, rücu etmenin intikal etmekten, intikal etmenin ise bir yeri vatan bellemekten farkı olmalıdır. Sonuç olarak bu tebliğ okuyucuya tabakat kitaplarını yeni bir gözle okumayı teklif etmektedir. Tabakat kitaplarında yapılacak sistematik araştırmalar, belki de aynı anlama hizmet eden onlarca kelimenin aslında başka gösterenleri bulunan terimler olduğunu bize gösterecektir. Belki de böylesi bir araştırma, sadece bir kitap okumak için yapılan seferle, birden fazla kitap okumak için yapılan sefer için ayrı kelimeler, ya da bir hocaya talebe olmak için yapılan yolculuk ile birden fazla hocadan ders okumak için yapılan yolculuğa farklı kelimeler vaz edildiğini gösterecektir. Yine böylesi bir araştırma, belki de amacı bir müderristen icazet almak olan seyahat ile amacı sadece bir kitap okumak olan seyahat için farklı fiiller kullanıldığını ortaya koyacaktır. Sabrınız için teşekkür ederim. Evet, Sami Bey hem bu provokatif tebliğinden hem de zamana yakın buna teşekkür ediyoruz. Evet, bu tür tebliğleri dinleyince insan heyecanlanıyor. Yeni konular açılıyor. Farklı bakış açılarından bir tarihçi gözüyle kültür tarihi çalışıyorsun değil mi? Evet. Bir kültür tarihçi gözüyle olaya bakınca biz felsefi meselelere ya da bilimsel meselelere yoğunlaşırken olayın bir de arka plan bilgisi, seyahat bilgisi, mekan bilgisi, şehir bilgisi hatta öne çıkıyor. Teşekkür ediyoruz Sami Bey. Şimdi son oturumumuz ve son tebliğimiz Ahmet Kamil Cihan Hocamızın iki önemli eseri. Biri 16. yüzyılda, biri de 17. yüzyılın başında kaleme alınan Taşköprüzade'nin Miftahus Saadesi Mehmet Emin Şirvani'nin Efe'ad-ı Hakaniyesi üzerinden ilimler tasnifini bize sunacak. Buyurun hocam. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Gelen hazirunu selamla, muhabbetle önce selamlarımı iletmek istiyorum. Bir diğer husus... Pazar günü buraya gelip dinleme lütfunda, nezaketinde bulundular. Önce tebrik ediyorum. İlim için buraya kadar zahmet buyurdular. Siyahat efendim. Evet, tevafuk oldu. Bir diğer hususu da aslında bu tertip heyetinden bir şey beklentim de var. O da şu, mukaddime olarak onu belirteyim. Konuşmacılarımızdan sıklıkla dinlediğimiz şey Taşköprüzade, Taşköprizade, Taşköprülüzade gibi muhtelif telaffuzlar var. Gerçi tertip heyeti bunu Taşköprülüzade işte Türkçe versiyonunu benimsemiş. Burada da bir dil birliği sağlanabilirse, İngilizce yazıyorsak belki işte veya Arapça yazıyorsak Taşköprizade gibi olabilir ama eğer Türkçe kullanıyorsak dilimizi de ona göre Taşköprülüzade şeklinde ki tertip heyetinin tercihi de bu. Bu dil birliğinin sağlanması için artık bilmiyorum ne yapılır. Efendim, Miftahus Saade ve El-Fevaidül Hakaniye. Şimdi Taşköprüzade'nin vefat tarihini dikkate aldığımızda 1561 artı eksi değişebilir.
Diğer taraftan El-Fevaid'in yazıldığı döneme baktığımızda 1614 aşağı yukarı bir 50-60 yıllık dilim var iki eser arasında tahminen. Burada bilimler tasnifi açısından bu eserlerin tertip ediliş şekli üzerinde duracağız. Tabii Taşköprüzade sadece Miftah-ı Saade'yi kaleme almamış. Başka eserleri de var ama ben Miftah-ı Saade bağlamında bu ilimler tasnifinin nasıl ele alındığını, kendisinin bu tasnife eser içerisinde ne ölçüde bağlı ve sadık kaldığını dikkate almaya çalışacağım. Eser adından da anlaşılacağı üzere bir miftah, bir anahtar. Bu işte herhangi bir ilme başlayanlar için anahtar olabilecek bütün hususlar. Yani bir ilmin tarifi nedir, işte ne gibi eserler yazılmıştır, faydası nedir gibi böyle pratik şeylerden bahseden, müelliflerden bahseden bir eser. Burada Taşköprülüzade'nin dönemine kadar intikal eden ne kadar bilgi birikimi varsa ya da ilim adı altında biriken bir literatür bilgisi mevcut ise sanki onların tamamını değerlendirmeye almış. Gerçi kendisinin gönlünde yatan, kalbinde yatan bir tercihi var. Bu eserlerin özellikle miftahta anlaşılıyor. Kendisi daima şer'i ilimlerden yana bir tercih tutulmuş olsa bile. Daha eserinin mukaddimesinde öğrencilerinin dikkat etmesi gereken vazifeler başlığı altında ya da adab başlığı altında birincisi taklide bağlı kalmamalarını tavsiye ediyor. İkincisi mantık, felsefi ilimler, ilmi nücum ve sufiyenin sözleri hakkında ileri geri söylenen sözlere dikkat edilmemesini, bilakis tahkik yolunu tutulmasını öğrenciye bir vazife olarak yüklemiş. İlimlerin kendine döndüğümüz zaman aslında ilimler tasnif edilmediği vakit ne olur? Aslında karma karışık bir şey var. Yani aralarında hiçbir münasebet yokmuş gibi gözüküyor. Bağlantısız veya birbirlerine bağlayan herhangi husus ilk bakışta yokmuş gibi görünüyor. O sebeple ilimlerin tasnif edilmesi önem arz eden bir husus. Nitekim Taşköprülüzade bu ilahi ilmin şubeleri arasında böyle ilmi taksim-ül ulum adını verdiği, yani bunu özel bir disiplin olarak görüyor. Belki günümüzdeki bilim felsefesinin yoğunlaştığı konulardan birisi de bu. Belki de ona o dönemden ışık tutmuş oluyor. Bu yönüyle önemli. Yani bunu bir disiplin olarak görmesi önemli. Tabii bu böyle bir şey varsa o zaman bu nasıl hareket edecek? Orada da bir yöntem öneriyor. O da en genel olan konudan en özel olana doğru ilerleyerek bilimlerin konularının bu şekilde tespit edilebileceğini ifade etmiş. Ya da tersinden yani cüzden külle doğru ama kendi önerisi külden cüze doğru, eczaya doğru olan bir dereceli ilerleme. Esasında bu mantıkta bölme adı verilen bir yöntem vardı ve genellikle de Platon'a nispet edilen bir araştırma şekli olduğu da ifade edilir. Ama böyle olmakla birlikte hükemanın bu bölme yöntemini eserlerinde uyguladığını belirtelim. İbn-i Sina'nın yazmış olduğu bir risale var. Risale fi Aksamil Ulumil Akliye. Ona dikkat çekiyor bu ilmi taksimil ulum başlığı altında. Onu dikkate aldığını ifade ediyor. Hatta kendisinin onu tenkih ettiğini, yani biraz düzeltmeler yaparak, üzerinde işlemler yaparak, hatta onu tezhib ederek, biraz da böyle süsleyerek, güncelleyerek bu eseri dikkate aldığını ifade etmiş oluyor. Kendisi bu ilmi taksimil ulumda belirlediği şeye riayet etmiş mi? Bu açıdan baktığımızda eserdeki ilimlerin ilkesi varlıkların mertebeleri, varlığın mertebeleri dikkate alındığı için yani belirlemiş olduğu ilkeye de kendisi bu eserinde sadık kalmış. Bu yönüyle de önemli. İcmali bir şekilde bir ilimleri tasnif etmeye başladığı zaman eşyanın varlıktaki mertebesini dikkate alıyor. Nitekim birçok konuşmacı buna dikkat çekti. Şöyle bir tartışma var. İlim maluma mı tabidir, malum ilme mi tabidir şeklinde bir tartışma vardır. Bu noktada Köprülüzade'nin, Taşköprülüzade'nin ilim maluma tabidir
noktasında bir tercihte bulunduğunu anlıyoruz. Ve ilim maluma, malum da mevcudun bilgimize konu olan hali olduğu için bunu dört kategori içerisinde dikkate almış. Birincisi yazıdaki varlık, sözdeki varlık, zihindeki varlık ve bir de ayındaki ya da ayağındaki varlık şeklindeki bir sıralamayı dikkate almış. Burada hakiki varlığın ayındaki varlık olduğunu, zihindeki varlık hakiki midir, mecazi midir? Burada tartışma olduğunu dikkat çekiyor ama söz ve yazıdaki varlığın kesinlikle mecazi olduğunu da tespit etmeyi veya not düşmeyi de unutmamış. Bir de şöyle bir duruma dikkat çekiyor. Yazı söze, söz zihindekine, zihindeki de ayağındakine delalet eder. Haliyle aralarında da böyle bir birlilik, karşılıklılık olduğuna da ifade etmiş oluyor. Tabii böyle bir tasnifin, yani varlığı dikkate alarak yapılan şeyin bir öncesi var mı? Taşköprülüzade'nin bu noktada en geniş, en kapsamlı bir tasnif yaptığını ifade etmek mümkün. Ancak varlığın bu mertebelerine dikkate almak, klasik mantıkla dikkatimizi çeken hususlardan bir tanesidir. Belki de kökeni de Aristoteles'e kadar götürülebilir. Ama Taşköprülüzade bunu nereden aldı? Muhtemelen Gazali olabilir. Bir diğer ihtimal İbn Sina olabilir. Çünkü her ikisinin de mantık eserlerinde bu varlıktaki bulunuş mertebeleri dikkate alınmış. Fakat Gazali'deki ifade ile Taşköprülüzade'nin ifadeleri mukayese edilince neredeyse ibareler birbirlerine çok yakın. Muhtemelen bunu Gazali'nin miyarından nakille almış olması söz konusu. Şimdi yapmış olduğu sınıflamayı bir başka açıdan da değerlendiriyor. Şöyle ki alet ilimleri ve alet olmayan ilimler şeklinde bir sınıf var. Zira aynı ilimler ona göre alet olmayan ilimlerdir. Ama onun dışındaki ilimler ise bizi buna ulaşmamıza vasıta ve vesile olan ilimler olduğu için alet ilimleri olarak görülüyor. Biraz zihni ilimlerle ilgili olarak manevi alet ilimleri ifadesini kullanması da dikkat çekici. Burada aynı varlıklarla ilgili olarak bunun ameli ve nazari şeklindeki ikiye taksimini hatırlamamız gerekiyor. Çünkü ameli ilim bizzat ilmin meydana gelmesini değil başka bir şeyin, yani amelin, davranışın kazanılmasını hedef alıyor. Ona dikkat çeker. Nazari ilim ise sadece bilginin meydana gelmesiyle ilgili bir husus. Bir de bu ameli ve nazari ilimlerin hazleri, yani kaynakları dikkate alınırsa onun da kendi içerisinde iki kısma ayrıldığını ve bu durumda kaynağı şeriat olan ilmin şer'i ilim adını aldığını, aklın iktizası olan ilmin ise felsefi ya da hikmi ilim adını aldığını ifade ederek yedi çeşit asli ilim tertip ve tespit etmiş oluyor. Bunlar Devha başlığı altında incelenen ilimler, eserinde 150 civarında ilimden bahsetmiş, 150'ye yakın ilimden bahsediyor. Ama kendi tespit ettiği ilim sayısı eserindeki 300'ü geçmekte, 300'den fazla ilimden söz ediyor. Ancak ilim sözcüğünün bazen bilgi anlamında, bazen işte ulum anlamında olduğu, yani karışık, çok bir net yok. Zaten eserinin başlangıcında da İlim nedir, değildir veya niye ilim adı verilecek ona da çok fazla temas etmemiş. Böyle bir karışıklık var. Şimdi yedi devha ana başlık halinde ki devhanın da büyük ağaç, dalları, budakları olan büyük bir ağaç anlamında tertip ediyor. Ve bu tertibine de eserinde sadık kalıyor. Yani bu nokta gerçekten önemli. Vaadine sadık kalmış ve bunu yerine getirmiş. Şimdi burada yedi ilim hat ile ilgili olan ilimler, lafız ile ilgili olan ilimler, zihinle ilgili ilimler, ayinle ilgili ilimler. Tabi devamı ne olacak? Aslında burada sağlık kalmış ama şöyle bir problemle karşılaşıyoruz bu tasnifte. Ayin ile ilgili ilimleri kendi içerisinde ameli, nazari, daha sonra onları da şer'i, felsefi gibi kısımları ayırıyor. Yani alt şubeler olarak görüyor. Fakat eserini tertip ederken de alt şubeleri ana şubelerle eşdeğer hale getiriyor. Böylelikle de bir, evet bunlar da vaadine sadık kalmıştır diyoruz ama
Burada da böyle bir takdim tehir gibi veyahut da hususi olanı umumi olanın yanına dahil etmek gibi bir yöntemi de izlediğini ifade edelim. Yazı ve sözle ilgili alet ilimlerine ayrıca Arabi ilimler adı verildiğini de söylüyor. Zira şeriat Arap dili ve yazısı üzere gelmiştir. Gerekçe bu. Diğer taraftan adab-ül bahis, mantık gibi ilimlerde zihni alet ilimleri ve manevi alet ilimleri olarak ifade ediliyor. Burada bir noktaya daha dikkat çekmenin faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle hakiki varlığın ya da aynı varlığın incelenmesinin aklın iktizasına ya da şeriata göre ve yine de onların nazar ve tasfiye yöntemlerine bağlı olarak hakiki bilgiye ulaşılacağını düşünüyor. Tabii bu daha önceden Cürcani'den nakledilen bir düşünce var. Hatta onun da Baberti'den naklen ifade ettiği de söylenir. Bu duruma göre işte hakikat araştırmasında tutulan yollar, işte nazar yolu, istiklal yolu, onlar da kendi içerisinde işte bir dine bağlı olursa şöyle olur, bağlı olmazsa böyle olur gibi. Yani meşayilikle işrakilik, diğer taraftan da kelam ile tasavvuf arasındaki farklılığa dikkat çeken böyle bir yöntem var. Bunun da Taşköprüzade'de de bu şekilde karşımıza çıktığını ifade edelim. Bu durum, bu düşünceye göre kelam ve meşayilik nazar ve istidlali kullanması bakımından ortak fakat kaynakları farklı. Diğer taraftan da sufiye ile işrakiye arasında tasfiye metodunda ortaklık mevcut iken kaynakları bakımından farklılık var. Fakat Taşköprülüzade burada işrakiye ismini zikretmiyor. Burada el-hikmetü zevkiye terimini kullanır. Şimdi İşrakiye'den haberi var, Sühreverdi'den haberi var. Niye böyle bir şey yapıyor? Muhtemelen birkaç tane isim zikredecek. Hepsi için toparlayıcı olmasını düşündüğünü zannediyorum. Mesela ona göre geçmişte Sühreverdi bu mertebeye varanlar içerisindedir. Yani hem istidlal yolunu hem de tasfiye yolunu birlikte kullananlar içerisindedir. Hikmetül İşrak'a atıfta bulunur. Müteahhirun içerisinde ki bu nokta önemli. Diyar-ı Rum'da Molla Fenari, Diyar-ı Acem'de Molla Devani bu mertebeye varanlar içerisinde yer alır. Bu iki riyaseti de yani istidlal ve tasfiye yöntemini de hem haizdir hem de faizdir. Diğer taraftan Saddettin Konevi ile Kutbeddin Şirazi de bu ikisinin reisidir. Evet, bir de bu eserde Taşköprülüzade'nin şer'i ilimler, şer'i olmayan ilimler şeklindeki Gazali'den itibaren bilinen bir şeyi dikkate aldığını, eserinde belirttiğini ifade edelim. Bir hususa daha dikkat çekelim. Madem ki bizim asıl buradaki bulunuş sebebimiz Taşköprülüzade, biraz ona ağırlık vereyim. O da şu, nazari felsefe ile ameli felsefeyi eserlerinde mesela baya baya genişçe yer almış, yer tutmuş. Ama buna rağmen İbn Sina, Farabi'nin ismini açıkça zikrederek onların üretmiş olduğu bilgilerin şeriata muhalif olmasından hareketle hakiki olmadığını ileri sürüyor, iddia ediyor. Yani şunu demek istiyorum. Bir taraftan hakiki ilimlere nazari felsefe yahut ameli felsefeyle ulaşılacağını iddia ediyor. Ama öbür taraftan da pek de güvenilmemesi, itibar edilmemesi gibi böyle bir tercihi de mevcut. Yani iç tutarlılık açısından acaba Taşköprülüzade nasıl hareket etmiştir dediğimizde biraz problemli bir noktanın burada bulunduğunu ifade edelim. Fevaidül Hakaniye'ye gelince bu da 1614 yılında Sultanahmet'e sunulan eserlerden bir tanesi. Yazarı beldesindeki sıkıntılardan, problemlerden dolayı uzun bir seyahattan sonra İstanbul'a geliyor ve orada 53 ilimden bahseden bu eserini kaleme almış. Onun da eserine şöyle bir girişi var. Mukaddimede ilim nedir, mahiyeti nedir? Bunun tartışmasını yapıyor. Ontolojik statüsünden bahsediyor, tanımlardan bahsediyor, imkanından bahsediyor. Arkasından da ilimlerin taksiminden bahsediyor.
Orada meşhur iki taksim var, ona değineceğim der. Birisi nazari ameli şeklinde yapılan taksimdir. İkincisi alet ilimler, alet ilimleri, alet olmayan ilimler şeklindeki tasniftir. Çok fazla girmez, sadece bu kadar. Bence bunun muhtemel sebebi bu tasniflerin meşhur olmaları diye izah edebiliriz. Yani öyle gerekçelendirebiliriz. Ama eserinde yapmış olduğu da bir tertip var. Yani rastgele de yazmamış. Şöyle ki, ordunun savaştaki düzenini dikkate aldığı için merkez var, ona kalp adını veriyor. Sağ cenah var, meymene adını veriyor. Sol cenah var, meysere adını veriyor. Bir de yedek diye ifade edilen ama kendisine sağka, ayak diyebileceğimiz. Dolayısıyla böyle kalp, sağ cenah, sol cenah ve ayak ya da yedek diyebileceğimiz böyle bir tasnif var. Kalp başlığı altında şer'i ilimlerden bahseder. Sağ cenahta edebi ilimlerden bahsediyor. Arap edebiyatı ile ilgili ilimlerden bahsediyor. Sol cenahta ise akli ilimlerden bahsediyor. Ancak akli ilimlerin de bir kendi içinde bir tertibi var. Önce alet ilmi olan mantıktan ve adab-ül bahisten bahseder. Arkasında nazari ilimlerden, en sonda da ameli olan üç ilimden söz ederek sol cenahı da kendi içerisinde böyle zikretmiyor ama böyle bir tasnifi de hissedebiliyoruz, görebiliyoruz. Yedek bölümde ise sultana bir takım tavsiyeler içeren ilmi adab-ül müluk adını verdiği bir ilimden bahsetmiş oluyor. Aralarındaki en temel fark şu, görüldüğü ve anlaşıldığı haliyle söyleyelim. Birincisi, Taşköprülüzade'nin eseri çok geniş, kapsamlı birçok ilmi içeri alıyor. Oysa Fevaid'de bu kadar bir şey, teferruat yok. İkincisi, daha çok pratik kaygılar Miftahus Saade'de söz konusu iken, Fevaid'de ilimlerin önemli gördüğü, önemli bulduğu mesailine dikkat çekmiş, meselelerden bahsetmiş. Haliyle içerik bakımından böyle bir farklılık var. Bir diğer husus, Şirvani'nin ya da Fevaid adlı eserde yazılan bilgilere baktığımızda orada ağırlıklı olarak nazari yani teorik çerçevenin çok güçlü olduğunu ve Şirvani'nin buna değer verdiğini görüyoruz. Miftahü Sade ise bu derecede bir güçlü nazari yöne o eserde çok fazla dikkat edilmediğini ifade edebiliriz. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun. Efendim biz Ahmet Hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir toparlama yaparsak bugünkü sunumla alakalı olarak Miftahus Saade'ye aşina olan arkadaşlar bileceklerdir. Miftahus Saade'nin dördüncü devası ayana yani hem harici olsun ister de nedir gaibi olsun ister gayb ister şehadet ayına ait olsun belirli bir somutlu olan nesnelere ya da var olanlara ilişkin bilimlere ayan diyoruz. Bunun furuatında ilmi takasimul ulum var. Yani Taşköprülüzade takasimul ulumu metafiziğin bir konusu kabul eder. Buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Niçin takasimul ulumu metafiziğin bir konusu? Çünkü Miftah'taki taksim zatidir ve varlık kavramından hareketle yapıldığı için. Tasnif ile taksimi birbirine karıştırmamak lazım. Tasnif daha çok arazlara ilişkindir. Taksim ise zatidir. Kelimenin hani Sami Bey kelime kelime vurgusu yaptı. Her kelimenin kendine göre bir farkı var. Buna da dikkat etmemiz lazım. Miftah sadece bir tasnif değil bir taksimdir. Esas itibariyle. Bu bir. İkincisi Ahmet Hocam'ın Fevaid-ül Hakaniyesi'ne de ben bir itirazım var. Onun ben bir tasnif olduğu taksim değil, tasnif bile olmadığı kanaatindeyim. O bir en-muzeç. Yani nedir en-muzeç? Dışarıdan gelen bir alimin geldiği şehirde ilmi gücünü ispat etmesi için o dönemin bilimsel paradigması içerisinde sorumlu olan bazı konuları ele alıp yazması ve işte ben buyum demesidir esas itibariyle. Bütün en-muzeçler bu şekilde kaleme alınmıştır. Dolayısıyla Mehmet Emin Şirvani Halkali çizgisinden değil mi? Devani'ye dayanan bir gelenekten geliyor. Şah İsmail'in ve Safevilerin bir tür zulmünden, Şah İsmail değil de Safevilerin zulmünden kaçıyor. Dolayısıyla İstanbul'da kendi varlığını kabul ettirebilmesi için donanımını göstermesi gerekiyor. Başta yaptığı, ordunun dizilişine göre yaptığı tasnifle biraz Osmanlı Sultanı'na Safevilere yönelik olarak bir siyaset teklif ediyor aslında. Yani Osmanlı ordusunun nasıl diyelim gücünü gösteren bir şey. Dolayısıyla onun ben bir tasnif olmayacağını
düşünüyorum açıkçası. Diğer bir konu ise Taşköprüzade'nin hakiki ilimleri temsil eden Farabi ve İbn Sina eleştirmesi. Şimdi zaman dilimleri çok geniş. Bakın 1000 yıl önceden bahsediyor. Hakiki olanı niye Farabi ve İbn Sina tek başına temsil etsin ki? Onun hakiki olmadığı bir teorinin, bir filozofun, bir bilim adamının bir konu hakkındaki teorisinin hakiki olmadığını söylemek, hakiki olan ilimleri reddetmek anlamına gelmez. Razi hakikati temsil ediyor olabilir. Yani dolayısıyla buradaki zaman aralıklarını, diyelim ki biz Harizmi'yi eleştirdiğimizde Cebri ortadan kaldırmıyoruz. Harizmi Cebri'nin yanlış olduğunu söylüyoruz mesela. Ömer Hayyam'ın Cebri'ni tercih ediyoruz. Buna da dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Diğer bir konu, hocam güzel söyledi onu, Taşköprü mü, Taşköprüzade mi? İkisi de doğru bence. Çünkü kendisi Taşköprü demiş eserlerinde. Biz Arapça neşirlerde Taşköprü'yü muhafaza ettik. Ama Türkçe şeyde Taşköprüzade demeye çalıştık ama akademisyen arkadaşlarımızın kendi tercihlerine de müdahale etmedik. Şimdi şunu gösteriyor, 4 tane değil mi tasnif çalışması var. Bir arayış içerisinde biz bunu belki İbrahimciğim Taşköprüzade'nin eserinin kronolojisini tespit etmemiz lazım. O çıktı ortaya. Çünkü bazen çelişik gibi şeyler gözüküyor. Mesela Saadet-ül Fakire'de metafizik daha çok vahdet-i vücutla özdeşleştirilmiş. Medine-i Ömrü'nün sonunda doğru yazdığı bir kitap. 5 ay önce. 5 ay önce Ömrü'den. Orada ise tercihi çok farklı. Dinamik bir zihni olduğu ve sürekli bir arayış içerisinde olduğu gözüküyor Taşköprüzade'nin. Kendisi de gidip geliyor bazı yerlerde demek ki. Bunlar çünkü basit telifler olmadığını düşünüyorum ben açıkçası. O açıdan belki bir kronolojisini tespit edersek fikirlerinin gelişmesi, farklılaşmasını da yakalamış oluruz. En azından bu sunumlar bana onu çağrıştırdı. Son olarak alıntı mantığı üzerine bir şey söylemek istiyorum Sami'nin vurguladığı. Şimdi modern zihinle, modern eğitimle yetişmiş zihinler alıntı ile, alıntıdan anladığı ile klasik dönemdeki alıntı mantığı farklıdır. Yani diyelim ki İrşad-ül Kasıd'ı kullanmış. Ondan almış. Olabilir. Klasik gelenekte kamusal bilgiye atıf yapılmaz. Çünkü bunu herkes bilir. Yani diyelim ki Fatih Sultan Mehmet Ali Kuşçu hesap kitabı sunduğunda oradaki cebir bölümündeki bütün bilgiler Harizmi'den geliyor. Tabii Harizmi'ye atıf yapmasına gerek yok. Yani denklem türleri aynıdır. Hatta problemler bile aynıdır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Kamusal olan, buradaki kamusallık halk anlamında değil. Yani ilim kamuoyunda cari olan, bilinen bilgiye atıf yapılmaz. Bu bir. İkincisi, hocadan alınan bilgiye atıf yapılmaz. Çünkü onun devamısınız. Üç, bilginin ilk kurucusuna değil, son hale getirene atıf yapılır. Ona nispet edilir. Yani diyelim ki Farabi bir konuda bir kavram ortaya attı ama bunu eğer öne çıkartan İbn Sina'ya da razıysa fikrin sahibi olur. Çünkü bazen şöyle deniyor, efendim bu fikir önce Farabi'de var ama söylemiyor. O dönemde öyle bir şey yok çünkü de ondan. Yani dönemin ruhunu, çağın ruhunu iyi bilmek gerekiyor. Bugünkü kategorileri geriye taşımak bazen meseleleri anlamamızı zorlaştırabilir diye düşünüyorum. Birbirinden çok güzel tebliğler dinledik. Yeni sorular yarattılar kafamızda. Hepsine teşekkür ediyorum tebliğ sahiplerinin. Ve şöyle bir 5 dakika soru olan varsa buyurun. Sertifikaları en son vereceğiz. Soru. Bakalım belki sorulara cevap veremez derse sertifika yok. Evet. Sorusu olan, eklemek, çıkartmak isteyen arkadaşımız var mı? Buyur Samet. Vahit Emine bir soru soracaktım. You can ask also in English. I will ask in English. I wonder if there is a role of language in Taşköprüzade for or between mental existence and the existence in the external world. Role of language. What's the role of language using his mental existence? To express the concepts of mental existence. I want. Okay, I'm not sure if I understand the question exactly, but within the
Mashai system of the philosophers. Language, we make a distinction between natural languages and logical language. And Aristotle has what he calls the semantic triangle. I'm not sure if you're familiar with it, but what he says is that our language is a representation of our mental thought or our ideas, and our ideas refer to external reality. So it's the notion of dalala in Arabic. Allaf yadullu ala ma fi dhihn wa ma fi dhihn yadullu ala al-kharij. This is the semantic triangle in the Aristotelian scheme. Position, so you can understand. Okay, great. So the role of language then is that wujud, existence, manifests itself in four distinct realms of being. There is the external world, there is the mental world, and then as Ibn Sina, translating Ibn Aristotle, says, there's wujud fil ibar and wujud fil laf. Now, this last category, which is the one that is to do with language, cannot exist without mental existence. So there is a very close connection within the logical scheme that comes from Aristotle between external reality and mental reality, which is facilitated by language. Evet, başka? Hocam ben Sami'ye sormak istiyorum. Hangi Sami? İki Sami var. Tarihçi Sami diyor. Büyük Sami. Sinnet. Taşköprülüzade'nin kamil alim olarak seyahat edeni gösterdiğini söyledi. İşte Tehtezani ve talebesini örnek verdi. Kendisini nasıl konumlandırıyor acaba? Kendisi ilim için seyahat etmiş mi? Var mı böyle bir iması falan? Kendisini büyük bir alim görüyor mu bu anlamda? Veya başka? Kendisini büyük bir alim görüp görmediğini bilmiyorum ama bence büyük bir alim. Ben öyle görüyorum. Seyahat, ben bilmiyorum. Yani burada Ahmet Surur Hoca'nın bir sunumu olmuştu hayatıyla alakalı zannediyorum ilk oturumda. Ben o oturumu dinleyemedim. Hususen nerelere seyahat ettiğini bilmiyorum yani. Ki Ankara, Amasya, evet, hocaların burada ettiklerini söylüyorlar. Sayılır. Çünkü seyahat demek ilmin merkezine seyahat etmek demek. 15. yüzyılın, 16. yüzyılın ikinci yarısında gidilecek bir yer yok artık. Buraya çok dikkat etmek lazım. 16. yüzyılda İslam dünyasında ilim merkezleri çok daralıyor. Bir Babil var, Safeviler var, Osmanlı var. İstanbul özellikle. Gidecek bir yer yok ki. Gidecek yer Anadolu ve Balkanlardır. Dolayısıyla oralarda seyahat ediyor zaten. Yok, şimdi şaşırdınız ama 16. yüzyılın özelliklerinin bir tanesi İslam medeniyetindeki entelektüel merkezlerin daralması diye bir tabir kullandık şeyde, yani düşünce atlasında. Orada onu inşallah yayınlanınca göreceksiniz. Bir küçülme var entelektüel merkezleri. Çünkü merkezi imparatorluklar kuruluyor. Üç büyük merkezi imparatorluk var. Babür, Safeviler ve Osmanlılar. Devletlerin azalması, merkezlerin azalmasını getiriyor peşinde. Evet. Peki efendim, ikinci oturumumuz var mı? Buyurun. Tamam, buyurun efendim. Son soru olarak alalım. İbn-i Sina ve Faradiye olan eleştiri noktalarını eserinde zikrediyor, yoksa sadece onların yani bahsettiği konulara temkinli yaklaşılması lazım mı şeklinde bir bilgisi? Evet, peki. Kendi ifadesinden şöyle bir şeyler aktarayım. Özellikle Farabi ve İbn Sina'nın icat ettiği, Nasır Tusi'nin de düzelttiği yanıltıcı hikmet, yani o kanaldan gelen her şey el hikmetil mümevvihe adını veriyor. Bunlar övülen bir şey değildir. Makbul ve memduh olan bir şey değildir. Zira diye işte şeriata muhalif olan diye başlar devam eder. Yani razıcı olduğunu anlıyoruz burada. Evet. Evet, razı çizgisini takip ediyor. Öyle gözüküyor. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. 10.45'te biraz belki geç başlarız.